Tayyip'i yüzmeyen istatistik kurumu. Şimdi el mi yaman, bey mi yaman? Yalancılıkta artık dünya markası olmuş birisi. İnsan dinlemeye utanıyor, o söylemeye utanmıyor. Dönüp bakalım, Devlet Bey'in Cumhur İttifakı'nın temellerini atan, meydanlarda onları birleştiren açıklaması. Halen sitelerinde var. Halkın sokağa daveti, Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Eğriye eğri, doğruya doğru beyler. Ya bunu CHP söylemiş olsaydı? Allah için bunları CHP söylemiş olsaydı? Arkadaşlar insaf edin ya. İnsaf edin, A Haber bir de bunu görün ya. Ömer Çelik dün çıkmış. 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki anıtı ziyaretimizde açıkça söyledik, burada da söyledik. 15 Temmuz 2016'da nerede duruyorsa aynı yerde duruyoruz. O gün ne yaptığımızı merak edenler dün Recep Tayyip Erdoğan'ın gidip açtığı külliyenin, sarayın karşısındaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne girsinler. Oradaki videolarda Özgür Özel o gece ne yapmış, ne konuşmuş, CHP milletvekilleri nasıl pozisyon almışlar, darbeye karşı hangi açıklamaları yapmışlar görsünler. Ömer Çelik ağzına geleni söylemiş, CHP darbeciymiş de 15 Temmuz'da kaçmış da göçmüş de Allah'tan korkmaz. Yani bir yalanı ne kadar çok söylersem o kadar çok inananı olur diye inanmış. Yalancılıkta artık dünya markası olmuş birisi. İnsan dinlemeye utanıyor, o söylemeye utanmıyor ve dönüyor dolaşıyor. Efendim, Cumhur İttifakı'nın temelleri o gece meydanlarda atılmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreter yardımcısı Bahadır Bumin de bunu söyleyecek. Destekleyecekler birbirlerini. Genel başkanımız tarafından yapılan açıklama, darbecilere ve destekçisi olan iç dış uzantılara yapılmış açık bir meydan okumadır diyor. Ankara'dan gerçekleşen tek karşı çıkışmış Devlet Bahçeli'nin açıklaması. Ve genel başkanımızın yaptığı meydan okuma fiilen Cumhur İttifakı'nın temellerini atmıştır diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri de Cumhur İttifakı'nın temelleri meydanlarda atıldı diyor. CHP'ye de siz kaçtınız diyor. Oysa ki CHP bu meclis açılsın diye telefonları açan, kapalı meclisi açtıran, koşup gelen, gereğini söyleyen CHP ortadayken darbe bildirisini Bodrum'da Cumhuriyet Halk Partisi adına nöbetçi olduğu için orada olan, hangi nöbetçi genel grup başkan vekilimiz olsa aynı görevi yapacaktı. Bu kardeşiniz sığınakta yazmışken, ertesi gün liderlerimiz imzalamış, genel başkanlarımız çıkıp kürsüde konuşmuşken göz göre göre yalan atıyorlar. Bir de diyor ki biri, Ankara'dan tek karşı çıkış bizimdi. Ya meclisi nereye koyacaksın? Ankara'dan tek karşı çıkış. Meydanlarda Cumhur İttifakı'nın temellerini atmışlar. Dönüp bakalım, Devlet Bey'in Cumhur İttifakı'nın temellerini atan, meydanlarda onları birleştiren açıklaması. Halen sitelerinde var. Milletimizin 16 Temmuz 2016, milletimizin sağduyulu olması, teenni ve soğukkanlı hareket etmesi önem ve aciliyet arz etmektedir. Halkın sokağa daveti, Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Bilhassa Milliyetçi Ürkücü Hareket'in provokasyon ve ajitasyonlara karşı teyakkuzuyla birlikte sokaklara çıkarak iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin taraf ve faili olmayacaktır. Buyurun beyler, Ömer Bey, A Haber. Şimdi CHP kaçtı. Özgür Özel burada 15 milletvekiliyle, genel başkan yardımcılarıyla, grup başkan vekilleriyle. Özgür Özel burada direniyor, meydan okuyor, bomba yiyor. Siz yoksunuz, siz kaçtınız. Biz sokakta MHP ile temel kazdık, temel attık Cumhur İttifakı'nın. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin taraf ve faili olmayacaktır. Halkın sokağa daveti, Türk askeriyle, o gece sokaktaki askerin kim olduğunu biliyor muyuz? Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi
vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Şimdi tankın önünde ezilenleri, namlunun ucunda durup da şehit olanları anıyoruz. Vahim bir tehlikedir diyor Türk askerinin karşısına çıkmak. Bilhassa Milliyetçi Ülkücü Hareket'in provokasyon ve ajitasyonlara karşı taarruzuyla birlikte sokaklara çıkarak iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemez. Eğri eğri doğruya doğru beyler. Ya bunu CHP söylemiş olsaydı? Allah için bunları CHP söylemiş olsaydı? Bunları söyleyenlerle ki 3-4 milletvekilleriyle burada AK Parti ve CHP'den sonra 3. parti olarak MHP geldi. Hepsinin de hakkını teslim ederim. Ama biz sokaklarda Cumhur İttifakı'nın temelini attık, CHP yoktu demeyin. Utanırsınız. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Başkanımızın karşı çıkışı Ankara'dan yükselen tek ses diyor. Arkadaşlar insaf edin ya. İnsaf edin A Haber, bir de bunu görün ya. Düşük cümleden, yanlış yere konulmuş virgülden darbe iması çıkarıp 9 gün yayın yapanlar, bunu görün. 9 sütuna manşet atanlar. Allah aşkına yani biz dönüp de bugüne kadar bunları söylemek ama bizim 15 Temmuz değersizleşmesin. 15 Temmuz'da burada bulunmuş, açık pozisyon almış, imza atmış herkes vardır. İlk başlarda öyle demiştir, böyle demiştir. Pozisyonu bugün doğru yerdedir. Biz kimsenin haliyle uğraşmıyoruz. Konuşturmayın artık yani. Ilgaz tünellerini falan konuşmayalım. İçişleri Bakanı'nın inemeyen uçaklarını konuşmayalım. Birazcık da edepli olun ya. Birazcık da edepli olun böyle konularda. Sustukça veya böyle bir şey meydanı boş bulmuş sallıyor da sallıyor. Bizim 15 Temmuz'umuzdu, CHP orada yoktu. Allah Allah. Kimin olduğu belli yanınızda. Bak ne güzel temel atma töreni yapmışsınız. Bülent Turan ayrı bir vaka. Gerçekten mevkidaşım Bülent Harikalar diyarında, onun grup başkan vekilliği yaptığı partide herkes çift maaşa, 3 maaşa karşı. Tek maaştan yanayız biz diyor. Bir çalışma da yaptık, gerekirse de yaparız. Ya Bülent Bey, Fahrettin Altun'la mahkemeliyim ben. Diyor ki Bülent Bey, birden çok maaş alan yok. Ben sordum baktım diyor. Gereğini de yaparız diyor. Her konuya vakıfsınız da şu konuya vakıf değilsiniz. Fahrettin Altun'la mahkemeliyiz biz. Fahrettin Altun'un birden çok maaşı olduğunu söylemişiz. Mahkeme de ne yapsın? Yazılar yazmış, sormuş. Fahrettin Altun'un durumunu bildiren fezlekede şöyle yazıyor açık açık. İletişim Bilişim Başkanlığı'ndan maaş alıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş alıyor. Manas Üniversitesi var, orada yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Eşi hanımefendi Marmara Üniversitesi'nden maaş alıyor. Bir de dönüyor Türksat'tan mı? Türksel'den maaş alıyor. Türk Hava Yolları'ndan maaş alıyor. Yani evlerine giren en az 4-5, bu bir de bizim iddiamız doğrulanıyor. Hani bunun dışındakini de bilmiyoruz. İttifak dediğiniz şey geçen seçime dair bir şey. Biz 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliği görüşülürken defalarca söylemiştik. Bu sistem istikrar değil, istikrarsızlık getirir diye. Eskiden bir parti tek başına iktidar olursa hükümeti kuruyordu, olamazsa 40 gün koalisyon konuşuluyordu. Sonra da ülke yönetiliyordu. Şimdi seçim geçiyor. 40'ı çıkmadan gelecek seçimin ittifakları konuşuluyor. Bu ittifak tartışmalarının bugünden bir seyre oturması, olgunlaşması zaten olanaklı değil. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş seçime baktığımızda Millet İttifakı'nın içindeydi. Önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı, yapmaz mı? Millet İttifakı devam mı eder, genişler mi, daralır mı falan, bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapılacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler. Ama sonuçta bu ülkeyi kimin ya da kimlerin yöneteceğine sandıkta millet karar verecek. Hepimiz de bu sonuçlara saygılı olacağız. Seçime giderken Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan diye söylüyorlar, şimdiden ilan ediyorlar. Tabii bu anket sonuçlarıyla siyasi kariyerini büyük bir yenilgiyle sonuçlandırmamak için aday olur mu olmaz mı bilmiyorum gerçekten.
O önemli bir tartışma alanı. Ama olduğu takdirde karşısında her parti kendi adayını mı çıkaracak? Yoksa ayrı ayrı adaylar yerine bir adaydan birleşecek? Bunlar hep konuşulacak veya birkaç adaydan birleşecek. Ama sonuçta herkes Türkiye'nin önüne bir yol haritası koyacak. Şöyle yöneteceğiz, böyle yöneteceğiz değil. Esas olarak biz Türkiye'yi yeniden demokrasiye döndüreceğiz. Hukukun üstünlüğüne döndüreceğiz. Ve biz Türkiye'de yeniden güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Bu inşadan sonra yeniden güçlü, denetlenebilir bir parlamento ve onun içinden çıkan hükümete sahip olacağız diyenlerin kamuoyunda karşılığı %70'lere yaklaştı. Bu açıdan bakmak, bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Ben iktidar partisine karşı muhalefet görevimizi en iyi şekilde yaparak seçimlere kadar partimizi temsille mükellefim. Ama siyasi analizler ve bir takım farklı yaklaşımlar benim en fazla bu kadar değerlendirebileceğim bir noktada. Teşekkür ederiz arkadaşlar.